Buyurun efendim, şöyle alayım sizi. Buyurun, buyurun stüdyomuza. Hoş geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Teşekkürler, teşekkürler. Efendim, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar öncesi bir program hazırladık sizin için. Ve vakit kaybetmeden hemen konuklarımıza geçmek istiyorum. Efendim, ilk konuğum daha önce de stüdyomuza gelmiş. O güzel sesiyle gönüllerimizi titretmiş Mehtap Güzelses hanımefendi, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz öncelikle efendim bu yoğun Ramazan programınız içerisinde bize vakit ayırdığınız için. Maşallah mahya ışıkları gibi ışıl ışılsınız, parıldıyorsunuz. Efendim ne demek, asıl ben çok teşekkür ederim. Buradan çıkışta direktler arasında bir program olacak. Evet. Ondan dolayı böyle özenli giyindim efendim. Ne güzel efendim. Peki efendim bu direktler arası hala yoğun mu? Yoğun geçiyor mu? Nasıl oluyor? Aslında şöyle diyebiliriz. Ya eskiye nazaran alaka biraz daha az. Öyle mi? Ama biz Ramazan coşkusunu her zaman yakıştığı gibi kutlamak istiyoruz efendim. Programımız devam ediyor direktler arasında. Ben de kantolarımla orada oluyorum. Teravihden sonra bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ne güzel efendim, ne güzel, kolay gelsin size. Tamam. Efendim şimdi bir diğer konuğumu size takdim etmek istiyorum. Kendisi sade, oruçlu bir vatandaş. Kudret Bey hoş geldiniz. Allah kabul etsin efendim. Amin efendim, amin. Şu mübarek Ramazan gününde bütün sofralarımız bereketli, bütün iftariyeliklerimiz baldan tatlı olsun inşallah. İnşallah efendim. Nasıl? Ramazan'da zorlanıyor musunuz? Malumunuz havalar da ısınıyor. Efendim zorlanıyorum, zor oluyor. Fakat zaten işin güzelliği de burada değil mi? Yani iftarı beklemenin heyecanı, ezan okununca kavuşulan vuslat gibi. Ah ne güzel söylediniz. Efendim şimdi ezan deyince bir diğer konumu takdim edeceğim size. Kendisi camilerimizde müezzinlik yapıyor ve Mevlid Han Mesut Hoca, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ben öncelikle bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Aynı zamanda tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler de inşallah Cenab-ı Allah tarafından kabul edilir. Amin efendim. İnşallah, inşallah. Efendim şimdi diğer konuğumuzu size takdim edeceğim. Fikri Bey, size Ramazan'la ilgili sualler sormak üzere aramızdalar efendim. Hoş geldiniz Fikri Bey. Hoş bulduk efendim. Estağfurullah efendim.
biz fakir kulun haddine midir oturduğu yerden fetva verir gibi sualleri cevaplamak? Ama biliyorsak tabii ki cevap veririz. Hocam bir hususta merak ettiğim bir sorun var. İmsak saati neye göre belirlenir? Efendim şimdi Bakara suresinin 187. ayetine göre fecrin beyaz çizgisi kara çizgisinden sizce tam olarak seçilinceye kadar yiyip içinler. Evet, ne güzel. Peki hocam saatimizin olmadığı durumlarda fecri takip etmek bu hususta bize yardımcı olur diyorsunuz. Ben demiyorum efendim, kitap diyor. Biz de onu anlamaya çalışan kullarız. Evet, evet hocam. Efendim şimdi biz tabii ki tecessüsümüze yenik düştük. Ve acaba gelecekte Ramazan günleri nasıl geçiyor, o iftar sofraları nasıl diye merak ettik. Ve gelecekten yine zaman makinamızla birkaç konuk çağırdık. İlk konuğumuz sevgili Mehtap Hanım'ın muadili. Kendisi bir ses sanatkarı efendim. Ah efendim ne kadar güzel. Vallahi umuyorum gelecekteki sanatçılarımız da Ramazan'ımızın güzel geleneklerini uygun bir şekilde devam ettiriyorlardır. İnşallah efendim. O halde sizi fazla bekletmiyoruz. İlk konuğumuzu çağırıyoruz. Çiçek Hanım geliyor. Buyurun efendim. Bir şaşkınlık var. Demek ki zaman makinesinde yolculuk mu uzun sürdü yoksa? Evet, biz şimdi bir şarkıyla sizi bekliyorduk ama söylemediniz. Neden acaba? Ben Ramazan'da asla şarkı söylemem. Post atmam ve çalışmam. Neden? Ben şu an şarkı da söylemem. Insta'ya post da atmam. Çünkü şarkı söylemek, post atmak günah. Neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif'teyiz. Şerif değil kızım. Ramazan-ı Şerif. Ayrıca post ne ben bilmiyorum. Yani çalışmak neden günah olsun efendim? Tabii. Neden? Yani ne bileyim şu an insanlar açken ben şarkı mı söyleyeyim? Ay yani geri kalan 11 ay insanlar aç değil mi canım? Onun da bunun ne ilgisi var şarkı söylemek günah mı ki? Yani bilmiyorum. Bilmediğim için de şu an riske atamam. Yani sonuçta normalde günah olan şeyler Ramazan'da çok günah. Riske atamam. Ay vallahi bu nasıl şey? Yani kızım sen hesap kitap mı yapıyorsun? Böyle şey mi olur ya? Yani şimdi ben toplumun tüm kesimlerinin bir şarkıcısı olduğum için o tüm kesimlerden bir kesimlere bana günah demesinler de ben o bir kesime ben şarkı söylemiyorum. Affedersiniz. Ya böyle yanlış düşünen o kesim küçük bir kesimse? Yani söylemem. Kesim mi kesim. Benim eksiğimin içinde küçük bir kesimse ben kesime çok önem veririm. Her gün kuaföre giderim ben. Ayol deli bu. Yani deli de olsam Allah'ın bir kuluyum sonuçta. Dinimizde dengeleri gözetmeliyiz. Kızım sen dinimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Yani kötü şeyler günahtır. Oo, Hayati Bey bunu aldı. Ya ben zaten kendim burada kalmak istemiyorum. Ben burada olmak istemiyorum. Ben Ramazan'da televizyonda çıkmıyorum ki ya. Hadi bye. Bye mı? Ha, gidiyorum anlamında dedi herhalde. Evet, enteresan. Çiçek Hanım'dan sonra umutlarımızı kaybetmiyoruz. Efendim, bir diğer konuğumuz geliyor. Kudret Bey'in muadili. Acaba oradaki sade vatandaş, gelecekteki sade vatandaş Ramazan'ı nasıl geçiriyor? İftar sofraları nasıl oluyor? Efendim, bence kalabalık oluyordur. Yani mutlaka kalabalık oluyordur değil mi? İftarı hep birlikte o sofranın başında beklemek, aynı ekmeği bölüşmek, evet. Efendim o beğenilen yemekleri birbirine uzatmak öyle değil mi? Evet, evet, evet. O halde efendim hemen sade vatandaş gelecekten geliyor. Feridun Bey buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz Feridun Bey. Feridun Bey, bize anlatır mısınız? Gelecekte sizin zamanınızda o iftar sofraları nasıl? Efendim mahallenin tam orta yerine böyle upuzun bir iftar sofrası kurulur. Oh. Üstünde küçük küçük böyle renkli lambaların yandığı. Çoluk çocuk, genç yaşta herkes o masanın etrafına toplanır. İftara yakın böyle pideler, çörekler, börekler, peynirler, hurmalar elden ele tabaklara doldurulur. Sonra karşı kıyıdaki caminin mahyaları yanınca, üstüne bir de top patlayınca hep birlikte oruç açılır. Kardeşçe, sevgiyle, huzurla. Oh ne güzel, ne güzel ya desenize hep birlikte, hep beraber. Hangi semtmiş bu? Yok ya, kola reklamı bu. Ya biz böyle iftarları ancak reklamlarda görüyoruz zaten. Nasıl yani o masalar, komşuluklar yok mu bunlar? Yok canım ya, ben sitede oturuyorum zaten. Ben karşı komşumu bile tanımam.
İftar yaklaşınca yemekçinim netten yemeğimi söylüyorum, yemeğim geliyor. Sonra böyle bu reklamları izleyip ağlayarak iftarımı açıyorum yani. Birader, eşin dostun da yok mu senin? Var da yani kimse gelmiyor. Kimse kimseyi de aramıyor artık. Herkes kendi derdine düşmüş durumda. Ya burası çok güzelmiş, ben burada kalsam mı be? Hayati Bey, kalsın ya. Vallahi tek başına oruç mu açılırmış efendim? Gel bu tarafa, gel buyurun, kardeşim. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun Feridun Bey, buyurun. Sağ olun. Ne oldu ya? Kartuşun rengi bitmiş gibi oldu. Ama en azından ağlamadan iftar yapacağım burada. Ağlamak mı? Ya sen beni kahredeceksin. Adam geç şöyle, Allah aşkına geç, geç ya. Geç. Ben bir sandalye aldım. Geç. Buyurun efendim. Gerçekten. Artık programımıza Feridun Bey de katıldı. Efendim hemen diğer konuklarımıza geçiyorum. Diğer konuklarımız Fikri Bey'in muadilleri. Gelecekte Ramazan'da nasıl sorunlar yaşıyor, nasıl sualler soruyorlar, bunu hep birlikte göreceğiz. Ne diyorsunuz? Efendim, bizden daha felsefi ve zor sualler soracaklarına eminim. Öyle mi efendim? O halde görelim. Evet, konuklarımız geliyor. Mustafa Bey ve Leman Hanım aramızdalar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Efendim, Mustafa Bey ile başlamak istiyorum. Mustafa Bey, Ramazan'da en çok merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sual nedir? Tabii efendim. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Bir dakika. Uzay çağında bu mu merak ediliyor? Evet efendim. Ben bunu fena halde merak ediyorum. Yani aklım sürekli bu soruyla uğraşıp duruyor. Şimdi şöyle. Şimdi sakız. Bunu ağzımıza atıyoruz değil mi? Çinliyoruz. Çinleniyor ama yudulmuyor. Çinlenen ama yudulmayan bir şey. Şimdi bakın. Yemek de yeniyor, ağza atılıyor, yeniyor o. Değil mi? Yani ikisinin arasında resmen ben arada kalıyorum. Resmen bir paradoks. 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 Aynen öyle. Yani ben bu soruyla savaşıyorum. Bugünlerde biz bulamadık. O günlerde bir cevabı var mı acaba bu sorunun? Peki oruçluyken sakız çiğneme tutkusu neden sevgili kardeşim? Benim hiç öyle bir tutkum yok. Ya yani ben kesinlikle ben sakız, ciklet falan kesinlikle çiğnemem. Yanımda çiğnenmesinden de hoşlanmam. Benimki sadece bilimsel bir soru. Aklımı durduramıyor. Bence durmuş zaten. Olabilir. Benim de bilimsel bir sorum var. Şöyle. Bitcoin'i yükselten bir dua var mıdır? Bitcoin mi? Bitcoin ne ya? Ya dijital bir para. Biz çok yatırım yaptık da. Kızım keşke biraz da ahiretine yatırım yapsan. Aa, onu da alırız hocam. Artarsa onu da alırız. Bunun kodu neydi? AHR miydi? Nereden alıyoruz hocam bunu? Sen almıyorsun kızım. O seni bulur. Bir de bir şey sorayım. Aklıma geldi. Zengin koca için hangi saatte, hangi yöne dua etmemiz gerek? Şu yöne kızım. Aa, döndü. Kızım duanın yönü mü olur? Sen bereketiyle elini aç, dua et, o seni bulur ya. Hocam, siz herhalde bu işlerden pek anlamıyorsunuz. Benim bir sorum ne olacaktı? Benim taharetle ilgili. Şimdi taharet çık dışarı. Çık dışarı, çık. Çıkar mısınız beyefendi? Tamam. Çıkarız. Hadi zamanınıza. Hadi. Hadi herkes kendi zamanına. Allah aşkına bunlar soru da biz mi anlamıyoruz? Kim cevaplıyor bu soruları? Efendim sıradaki konuğumuz da tam da bununla ilgili sizin muadiliniz. Kendisi bir din görevlisi. Cemil Bey geliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamın aleyküm sevgili gönül dostları, ahiret yolcuları. Aleyküm selam efendim, aleyküm selam. Cemil Bey, gelecekte hem Ramazan'la ilgili bütün sualleri siz cevaplıyormuşsunuz. Acaba bizim sorularımızı da cevaplayacak mısınız? Yalnız efendim çok pardon, benim tarifem iftar ve sahur vakıtları içindir. Onun dışındaki her şey ekstraya tabidir. Yani menajerimle konuştunuz mu? Ah pardon, sizin menajeriniz mi var? Çok ilginç gerçekten. Yani sualleri yanıtlamak için para mı alıyorsunuz siz? 500 bin lira alıyorum. Kaşem. 500 bin lira. Yani sakız orucu bozar mı sorusunun cevabı için 500 bin lira. Her hizmetin bir karşılığı vardır, öyle değil mi mümin kardeşim? Hocam o zaman bir sual de ben sorayım size. Buyur. Para orucu bozar mı? Ya bayramdan bayrama camiye yardım için kutuyu dolaştırırken bile şöyle önümüze bakıyoruz utancımızdan. Ama biz de koskoca yılda bir ay televizyona çıkıyoruz. Hakkımızı almayalım mı melun? 11 ayın sultanısın yani. Yerin abi. Güllaç da efendim yılda bir ay çıkıyor.
Sen kendini güllaç gibi nimetten mi sayıyorsun efendi? Evet efendim, top da patladı. Allah hepimizin orucunu kabul eylesin. Dilerseniz iftar duası ederim, o da benden olsun efendim. İstemez. Sen şimdi taksimetre açarsın onu. Efendim, biz bence bizim gelecek nesillerimiz için bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Bu dağınıklık ne bu ya? Ay kötü kötü konuşacaklar, mübarek gün konuşturacaklar insanı ya. Mehtap, kapıya bak. Ya, ay kim? Kimmiş? Ha. Abimmiş anne. Sen niye dükkanda değilsin bu saatte? Niye geldin? Babam yüzünden ya. Anne, babam bütün çarşıyı karıştırdı ha. Aa, ne yapacak be baban, dünya tatlısı adam? Ne yapmış baba? Ne mi yapmış? Ha? Ya bir tane müşteri fiş istedi ya, adamın parmağını tuttu, prize fişe soktu böyle. Bir tane adam pazarlık yapıyordu babamla. Nasıl bir el sıkışmaksa. Adamın elini sıktı, sıktı, sıktı. Bir çekti, çat! Adamın omzu çıktı kolundan. Rıfat abi geldi, dedi ki ya benim dükkana 2 saat bakar mısın? Babam Rıfat abinin dükkanına bön bön 2 saat baktı böyle. Ya anneciğim, babam dalgın, babam kızgın, babam... Niyetli! Baban kesin, bak bir şey söyleyeceğim, zaten anlamalıydım. Kahvaltı etmeden çıktı sabah, anlamalıydım. Hayır, niye böyle yapıyor anlamıyorum. Doktor ona sen ilaç kullanıyorsun, oruç tutamazsın demedi mi? Dedi. Nerede şimdi? Ya arkadaşları ikna etti, dükkanı dayıma bıraktı. Ha. Birazdan gelir, yoldaydı. Bakıyorum da arkamdan konuşmaya başlamışsın. Hain evlat. Ne iftira atıyor yine bu bana? Sana yazıklar olsun Bilal. Sana doktor demedi mi sana? Siz hastasınız, ilaç kullanıyorsunuz, sizin de oruç tutmamanız lazım diye. O kadar test yapıldı. Kızım, onlar benim kanımı test etti. İrademi değil. İnanmayın ya şuna. Baba, geçen Ramazan ezanı erken okusun diye hocaya rüşvet verdiğini hepimiz biliyoruz. Kızım, ben hocayı denemek için. Güvenilir mi, güvenilmez mi? Oruç açıyoruz sonuçta yani. Ya baba, Allah aşkına ya. Sırf orucunu 1 saat önce açmak için gidip Kars'a uçak bileti almadın mı sen? Kars seviyorum ben ya. Benim bir Kars'ım var, karışmayın artık bana. Milletin kumarı var, benim Kars'ım var. Ne yapmışım ben ya? Ya konuşma be, boş boş. Geçen sene artık oruç tutarken şekerin düştü. Kime ne ettiysen, ne küfrettiysen kapama cezası aldı. Senin belediye ağzını mühürledi, ağzını. Sevap kazanacağım diye günaha koşuyorsun, haberin yok be. Abartın, abartın. Oradan konuşsun, oradan konuşsun, bu yalan konuşsun. Tamam. Geçmişte bazı sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Ama ben artık kendimi terbiye ettim. Bedenimle barıştım, kafamı netleştirdim. Zaten şunun şurası iftara kaç saat kalmış canım? Bahadır, saat kaç? 3. Kaç 3? Nasıl 3 oğlum? Akşam oldu lan, emin misin? Bu 3 işte bak. Şey baba, sen istersen iftara kadar biraz yat dinle. Yok yok kızım, iyiyim tamam. Ben iyiyim. Zaten şunun şurası kalmış iftara 3 saat. 5,5 saat. İftar 20-22'de okunacak. Sen de kına ya! Sen istiyorsun gece 12'de olsun, öyle değil mi? Sırf baban eziyet çeksin diye. Ya ne gıcık evlat bu ya. Ya ben bunu yaparken tövbe şimdi ya. Ne oldu? Ne oldu? Hani sinirlenmeyecektin? Ne oldu? Tamam, tamam, sinirlenmeyeceğim ya. Bir şey yok. İyiyim ben. Bahadır, şu an saat kaç? 3'ü 5 geçiyor baba. Tamam, tamam, sinirlenmeyeceğim. Hiç merak etmeyin, sinirlenmeyeceğim. Sinirleniyor ya. Dükkanda bugün neler yaşadık? Ne yaşadık lan? Ne yaşadık? Siz bunu bilmiyorsunuz da. Ben buna niye sinirliyim biliyor musun sen kadın? Ben sabah kalkmışım bütün efendiliğimle, bütün beyefendiliğimle 2 kamyon mal sipariş etmişim. Kayseri'den ucuz mal buldum. Ha. Bu ne yapmış? Söyleyeyim mi lan ne yaptığını? Söyle. Söyleyeyim mi? Ne yaptın lan? Kalkmış, işi gücü yok. İptal ettirmiş 2 kamyon sucuğu. Niye iptal ettiriyorsun oğlum sen? Çünkü biz beyaz eşyacıyız. Sucuk da ya. He. Onu atlamışım ben, doğru. Bahadır, oğlum sen kalk, ben şurada biraz uzanayım iftara kadar. Yat babacığım, şöyle dinlen. Yapayım. Şöyle biraz rahatlarsın. Gel babacığım. Ay gel. Hiç uykum da yok. Şimdi ben nasıl uyuyacağım? Kalk, 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 kalk.
Yani şu adamın her şeyi tamam, şu horlaması gerçekten dayanılacak gibiydi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bilal, eşin diyor ki her şeyi tamam da şu horlaması dayanılacak gibi değil diyor. Evet. Dayanılacak gibi olmaması lazım. Geç kızım Bahadır. Oturma, hiç oturma çünkü ben. Ben iftara kadar biraz uzanayım. Oğlum şunu al, yazıktır ayağın değmesin şimdi. Hayır, şimdi hiç uykum da yok. Yani ben nasıl... Tak 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 tak. Şeytan mı çıkarıyorlar belli gibi? Ne ya oğlum, böyle horlanır mı ya bu onu? Af kaf 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 diye horlanır mı ya? Neyse, şişt, ne yapacağız? Durum çok vahim, he? Ya anne, vallahi bu iyi hali. Sabah dükkanda mikrodalgadan Dünya Kupası maçı seyrediyordu ya. Düşün, Danimarka, Brezilya karşısında 3-0 öndeydi. Nasıl bir kafa? Ay. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz öğlen üçte buradaysak akşama doğru Kars'a yerleşiriz. Susun, susun. Hayır, bir şey uyudu. Bir şey. Çok iyi oldu. Tek çaremiz bu. Deliksiz uyusun, ellemeyin, ses çıkarmayın, acıksın. Ay. Vallahi deliksiz uyumuşum ha. Hani sofrayı kurmamışsınız? He? Kız yoksa ben iftarımı kaçırdım. Bahadır, oğlum saat kaç? Baba söylemesi biraz zor ama 3 çeyrek. Yok, -1. Ne demek lan? Bir bakacağım şunu. Baba, 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 iyi misin? İyiyim, tamam, iyiyim kızım. Hiç sinirlenmeyeceğim. Tamam. Hiç... Ne demek lan 3? Niye 4 olmuyor oğlum bu saat? Hep 3 ya. Lan ne zaman 4 olacak? Allah aşkına söyle Bahadır. Baba ben ne yapayım ya Allah aşkına ya? Dünya hem kendi etrafında dönüyor hem güneşin etrafında dönüyor. Ben ne yapayım? Zamanımı bükeyim ya. Ben de çaresiz kaldım ya. Gel buraya aptal. Tamam. Tamam. Özür dilerim canım oğlum. Baban demin sana biraz fevri davrandı. Kızdım. Biliyorsun işte niyetliyiz ondan. Ama şimdi çok iyiyim. Şimdi demişken saat şimdi kaç? 3:16. Gel canım benim. Sen bir elini yüzünü yıka. Vallahi bak nasıl iyi gelecek sana. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi bir su gibi akar zaman o. Aç suyun altını acık hadi. Canım kocam benim. Ay canım benim. Yandık bir şey. Ben iftarelik bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Eksik var. Siz babanız size emanet. Tamam mı çocuklar? Ha. İlgilenin bir tamam, şeyler tamam. Yapın. Oyalayın tamam mı çocuğum? Tamam, babam bizde. Sizden. Hadi. Babam bizde. Sen rahat ol. Metap yürü. Yürü. Yürü kızım. Nereye yürü ya? Babamı ne yapacağız? Ya bırak babamı ya. Babamın oruçlu haliyle aynı evde kalacağıma Galatasaray formasıyla en önünde kalırım daha iyi. Yürü. Durun. Durun çocuklar. Gelin şöyle yanıma bir oturun. Gelin. Gel evladım, sen de gel. Gel çocuklar. Ah, size bazı şeyler söyleyeceğim. Bahadır, ha. Saat kaç? Baba söylemeyeceğim. Söyle lan. Vallahi beklentim düşük. 3:19. O zaman size bazı şeyleri açıklamanın vakti geldi. Ne açıklayacaksın baba? Vasiyetimi. Ya baba Allah aşkına. Yok yok öyle. Şimdi şey yapmayın lütfen. Ben bu zaman dilimine hapsoldum. Ne zaman sorsam 3'ü bir şey geçiyor. Belli ki 4 olmayacak. Orada tıkanmış. Yollar tıkalı kızım. Size iyi bir baba olamadım. Ama lütfen, lütfen canım kızım, canım oğlum. Şu öğüdümü unutmayın. Her zaman içinizden gelen sese mutlaka kulak verin, tamam mı? Çok acıktım. Ay baba, çok acıktım, çok acıktım. Anladık, acıktın. Anlayamazsınız. Ay yeter, valla buramıza kadar geldi. Ben odama gidiyorum, ders çalışacağım. Ama gidin babanızı yalnız saati söyle lan bari. 18 geçiyor. Şu an yürü. Delaley mi? Abu anam. Demek vakit geldi.
öbür taraftan bana anam gel, gel diyor. Ne rahmetlisi lan it! Oğlum doktor, çarşıya çıktık hemen rahmetli ettin. Al şunları elimden. Anam ya. O kafa nerede o kafa? Kusura bakma, biraz dalgınım. Ana. Üş. Ben kendimi bildim bileli, sen niyetlisindir. Ne acıktığını, ne susadığını gördüm. Belli ki ululardan ulu birisin. De hele, bu işin sırrı neymiş? Madem öyle, zamanı geldi. Sana bu işin sırrını vereyim. He. Cilala parlat. Cilala parlat. He. Kafamdaki düşünceleri, o kötü düşünceleri yakalayacağım. Onları cilalayı parlatıp temizleyeceğim. Yok lan, evi temizle. Acık işe yara. Niyetlisin diye. Biz hem niyetlisin, kös kös oturma evde. Cilala parlat oğlum, sonra gel benim odamı da parlat. Bak böyle zamanlarda sade mideni değil, aklını da terbiye edeceksin ki oruç işe yarasın. Değil mi? Cilala parlat, cilala parlat. Sonra gel benim odamı parlat, cilala parlat. Hadi oğlum haydi, kurban olayım anne. Anam haklı ya, ben de biraz abarttım galiba. Mehtap kızım, kapıya bak. Ha enişte. Enişte, ne yapıyorsun? İyi Hayati. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum değil mi? Dükkanla ilgili bir soru soracaktım da. Estağfurullah oğlum, sor bakayım neymiş? Şimdi enişte, bizim bu ana bayi var ya. He. Oradan aradılar da yeni mallar için. Diyorlar ki, bu eski mallarda bu iki kapılı Neofrost'lar var ya. He, onlar da kampanya başlamış. He. Mehtap kapıya bak. İşte onu diyorum. He. Şimdi bunlar %20 indirime gidiyorlarmış bu çüt kapılı şeylerde, Neofrost'larda. Baba, kurye gelmiş. Ne kuryesi kızım? Lahmacun siparişi vardı, kimin? Ha, benim. Ya gelirken aşağıdaki dükkandan söyledim de, vallahi canım da çekti de o yüzden. Şey yalnız dayı, babam niyetli. Niyetli mi? Hı. Ana, vallahi bilmiyordum enişte. Olsun oğlum, olsun. Ben kafamda o işi hallettim. Benim kafam artık berrak. Ben şalterleri indirmişim. Sorun yok, ver ver onu, ver onu. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Baba, emin misin? Eminim güzel kızım, eminim. Hadi tamam, sen git. Hadi inşallah. Enişte, vallahi canın çekiyorsa yemeyeyim ya. Yok oğlum ya. Benim tutana da tutmayana da saygım var. Yesen o çıtır çıtır hamur üstüne serpiştirilmiş kıymayla soğanın müthiş düetini ye oğlum. O harika birlikteliği tat yavrum sen. Ayrıca bana ekstra sevap oluyor. İnşallah. Onu söylüyorum işte enişte. Ne? Şimdi bu ana bayidekiler diyor ya. Ne diyor? Ya diyor, siz de diyor bu kampanyaya gireceksiniz diyor, anladın mı? He. O yüzden diyor, eski malları diyor, şimdi diyor, sana sonradan mı geçecek? Mehtap kapı! Merhabalar efendim, yine ben. Siparişiniz varmış, dürüm kimin? Ha benim. Ya lahmacun kesmezse diye B planı olarak söylediydim ya. Buyurun efendim, 20 lira. Enişte, şunu bir tutsana ya. Enişte, parayı vereceğim. Şunu bir tut ya. Ah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Allah Allah. Enişte. Canın çekmiyor değil mi? He? Yok, yok. Yok, çekmiyor. Hiç canım çekmiyor. İyi, iyi o zaman. Alayım mı? Al, al oğlum. Ha? Aldım. Al lan, alsana oğlum. Ha, aldım, aldım. Ha, tamam. Şimdi enişte. Of. Ben de bu hoca elindeki bayiyi aradım, biliyor musun? He. Ondan da dedim ki, yalnız bu arada dürüm enfes. He. Vallahi ben böyle bir dürüm yemedim ya. Ulan insanın ağzının içinde kayıyor gidiyor ya. Suyu akıyor ya. Dur şunu emeyim. Hemen. Ne diyordum? Emiklemeden önce. Kocaeli bir şey diyordum. He. Kocaeli dedim. Şimdi ben bu Kocaeli'ye geldim ya. Doğru dedim. Efendim, afiyet olsun. Merhabalar, yine ben. Çok güzel, bol kaymaklı kadayıfımız vardı. Kimin? Benim.
Hiç şaşırtmadın. Oğlum sen bunları niye taksit taksit getiriyorsun lan? Hepsini bir seferde getirsen oğlum manyak mısınız lan siz? Al hadi şunu al, ne yapacaksan yap şunu. Tatlısız da doyamıyorum da. He. Afiyet olsun. Sağ olasın. Tatlısız da doyamıyorum ha. Ne diyordun hadi, bir şey anlatıyordun sen. He. Şunu bir tutsana. Bir tut ya. Enişte, şimdi bu adamlar... Ulan kaymak da kaymakmış ha. Bakar mısın? Enişte şuna bak ya. Yağ gibi eriyor mübarek ha. Of, Allah Allah. Ne? Allah Allah, ben günahım ne yarabbim? Mübareğe bak, mübareğe. Ha? Oh. Ne diyorsun oğlum? Çabuk konuş hayatı. Ha, işte onu diyorum enişte. Şimdi... Ben de bu koca elindeki bayidekilere dedim ki, ya dedim... Size dedim böyle bir indirim var mı? O da dedi ki yok. Yine ben. Kapı açıktı artık. Giriyorum ben öyle kafama göre. Buz gibi yayık ayranı vardı. O da sizin galiba. Benim. He, benim. Bunun için de 5 lira alsam yeter. Öyle mi diyorum? Al canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyur. Enişte sen ne yapıyorsun? İnternetten bir şeye bakıyorum hayatım. Neye bakıyorsun? Oruçluyken adam öldürmek, orucu bozan. Enter. Anlamadım ya. Neyse, işte şimdi diyorum ki bizim elimizde bu iki kapılı No Fraklar var ya, bunlar da indirime girdi. Madem öyle diyorum, biz acaba tek kapılılar biraz daha... Gurp mu? Oh. Hayati, sen yaşamayı seviyor musun? Seviyorum. O zaman niye hala buradasın? Anlamadım. Nasıl yani ya? Ya ben de onu diyorum işte Hikta. Bunların irsadiyesi var ya. Ben bu irsadiyelere baktım. Yalnız orada şöyle bir sıkıntı var. İlk mallar bizim Düzce'den gelmiş. Acaba diyorum, madem bunlar da indirime gitti ya. Biz bunları... Elimizdeki malları satsak da ondan sonra biraz bekletsek mi diyorum ya? Ya sen ne anlatıyorsun hemşerim? Ulan tamam, tutana tutmayana saygımız var dedik ama seninki kötülük lan. Lan resmen bir iftar menüsünü yedin ya gözümün önünde. Oğlum şeytan mı yolladı seni? He? Şeytan mı yolladı? Sınav mısın oğlum sen bana? Vallahi boğacağım seni. Ay işte ne yapıyorum ya? İmdat! Sen beni sınavlasın. Bir daha da böyle bir ya. Ne lan? Bunlar yenir mi lan? İnsanın gözü önünde bu kadar. Tamam. Artop patladı. Orucumu açıyorum, orucumu. Hadi siz de gelin. Ay Bilal. Kusura bakma. Demin sana biraz sevgili davrandım oğlum. Oruç başıma vurdu. Kusuruma bakma artık. Ne olursun ya hayatım. Ama zaman da ne çabuk geçti ha. Değil mi? Bahadır saat kaç oğlum? Burada mı, Kars'ta mı? Nasıl yani? Lan. Lan yoksa. Enişte. Önemli olan niyet. Yani sen bilmeden yiyince niyetin bozulmaz ki tatlı. Yok hayat, yok. Ben niyetimi bozdum. Yapma ya. Ulan seni çok kötü döveceğim. Seyircilerimiz, bir Ramazan'la daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan neşesi içimize doldu. Bizi bir araya getirdi.
ve bu güzel programı hazırlamamıza vesile oldu. Canım konuklarım bana sorularını soracaklar. Ben de onlara dilimin döndüğünce yanıtlar vermeye çalışacağım. Evet, onlar sormadan söyleyeyim. Sakız orucu bozar. Evet, hemen sorulara geçelim istiyorum. Hocam. Hocam. Hocam, hocam. Seninle başlayalım güzel arkadaşım. Benimle mi? Hoca bağı taktı ya. Hayır, ben göz göze de gelmedim. Bana niye soruyor ki? Ben ne soracağım ya? Hocam. Ay be. Nerede o eski Ramazanlar? Bu soru da sorulmasa zaten Ramazan'da başladı sayılmaz. Heh, doğru sormuş. O zaman ne diyelim? Nereye bıraktıysan oradadır. Bu da böyle bir şakaydı. Ramazan neşesi işte. Şöyle ki güzel kardeşim, eski Ramazanlar eskide kaldı. Bize düşense şimdiki Ramazanları güzelleştirmek ya, değil mi? Ne diyeyim ben şimdi? Aynen. Evet. Evet hocam, doğru dediniz. Senin daha güzel bir sorun eminim bana vardır. Zira sen de o fikir ışığını görüyorum. Şimdi ne? Evet. Ramazan, oruç. He hocam. Şimdi biz orucu fakirlerin halinden anlamak için tutuyoruz. Peki zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyız? Demek ben yanlış görmüşüm. Saatten parladı zar o ışık. Şöyle ki güzel kardeşim, fakirleri kuru kuru anlama. Onlara yardım et. Bak, o zaman zenginlerin en güzeli anlarsın. Gönül zenginini anlarsın. Normal zengin zor diyorsun yani. Evladım, senin soruların niye böyle garip? Ya hocam, ben ajanstan geldim. 50 lira bir de yarım ekmek bir şey vereceğiz dediler. Hayır, ben diyalogsuz geldim. Yani diyaloglar 100 alıyor. O zaman ben şimdi 100 mu alacağım anlamadım. 2 saattir ben konuşuyorum ya. Evet. Gerçek sorusu olan var mı? Evet güzel kardeşim. Hocam şimdi tepsiyi güzel yağlamışız. Tavuğu da temizlemişiz. İçine de pilavı koymuşuz. Etrafına soğanını, biberi, domatesini, patatesini güzel dizmişiz. Fırında 200 dereceye koymuşsunuz, yükseltmişsiniz, tepsiyi vermişsiniz. Pişiyor tavuk. Sorun ne? Çok güzel olmaz mı hocam? Çok güzel olur da sorun ne? Hocam, Adana kebabını, buraya dikkat, hiç çiğnemesem direkt bütün yutsam bozulur mu olmuş? Bozulur. Kebabı sıvı haline getirsek, serum olarak alsam. Allah'a bozulur. Bir yakın bir arkadaşım serpilcisinde kafama vursa, beynimin hafıza merkezine denk getirse, hafızamı benliğimi yitirsem, kaybetsem, öyle yesem orucum bozulur mu? Bozulmaz. Vur, vur! Lan muhterem, ne yapıyorsunuz siz ya? Allah muhterem, Allah, bu. Bırakın ya. Programın adı Ramazan neşesi mi? Tatar Ramazan mı? Güzel kardeşim, sen şu an açlığını biliyorum, düşünüyorsun ama düşünme. Biraz düşünme lütfen. Oruçta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Oruç zorla tutulmaz. Sağlık çok önemlidir. Bakın, tekrar ediyorum. Sağlık çok önemlidir. Bakın, teyzemize bakalım. Buraya kadar gelmiş. Hoş geldin teyzeciğim. Ayağına sağlık. Sağ ol canım, hoş bulduk. Buraya kadar geldiğine göre sağlıklı, sıhhatli birine sene benziyorsun evet. Sen. Şimdi yavrum, benim romatizmam var, siyatiğim var, kalbimde sıkıntılar var, mide fesadım var, bağırsak sendromum var. Ara ara kafam tutuyor, duymuyorum. Ara ara ölüyorum, geri geliyorum kendim. Benim küçük tansiyonum 19, büyük tansiyonum da 19. Şimdi yavrum, bu şartlarda benim sana sorum şu. Ben zahurda ne yiyeyim? Ya teyzeciğim,
Senin tansiyonun 19-19 berabere. Sen uzatmalara oynuyorsun artık ya. Öyle şey olmaz. Bakın az önce ne dedik? Zorlanmayacaksın. Sen zorlanmayı bırak. Resmen intihara teşebbüs ediyorsun. Sana oruç gelmez. Hadi tövbe de. Tövbe de al. Orucumu tutarım. Orucumu tutmazsam ölürüm ha. Asıl orucu tutarsan ölürsün teyzeciğim. Anladım tamam ya. Sen bana diyorsun ki iftarda önce bir çorbanı sonra bir dinle. Teyzeye ulaşılamıyor tamam, vallahi. Tamam. Ulaşamıyorum ben sana. Evet buradan yakınlarına seslenelim. Teyzeyi Ramazan'da gözlem altında tutalım. Ha tamam gözlemeyle aç diyor. Açarım tamam çok da sever. Ramazan neşesi devam ediyor. İnşallah güzel bir sorun çıkacak. Hocam Ramazan arifesinde uçağa bindik. Devamlı batıya doğru gidiyoruz. Yani hep gecede kalıyoruz. Oruç tutmasak oluyor mu? Şöyle ki seyahat etme konusunda eğer gereksinimlerin varsa bu ev mecbursa o zaman ne yapacaksın? Seferi oluyorsun. Evet. O zaman oruç tutmak zorunda değilsin. Peki şunu soracağım. 6 ay gece olan bir yere gittik diyelim. Orada oruç tutmam gerekiyor mu? Mesela. Açık mı arıyorsun sen? Oruç tutmamak için açık mı arıyorsun sen? Peki aklıma bir şey daha geldi. Mars'a gittik, koloni kurduk. Ona hangi şeyi kerteriz alıp şey yapacağız, saati? İyi misin oğlum sen? Yani aklıma gelen soruları yani olmaz olmaz. Yani yani. Mars'a gittin. Koloni kurdum. Hı hı. Hangiyle göre saatimi ayarlayacağım diyorum iftarıma. Mars'a koloni kurdun. Evet. Bir tek iftar saati kaldı. Öyle mi? Kusura bakmayın ben biraz öfkelendim. Ramazan neşesine yakışmayacak bir hareketti. Hepinizden özür diliyorum. Evet. Sizinle devam edelim. Hoca bey, şimdi şöyle bir sorun var. Ya bizim mahallede bir çocuk var abi. Evet. Abi çocuk bildiğin bana yanık. Ve saçma yani. Sosyal medyada falan her yerden engelledi beni çocuk. Ama ve inkar ediyor bana yanık olduğunu. Ama benden hoşlandığını saklamak için yapıyor. Birkaç kere ben kapısına gittim abi. Çaldım böyle kapısını, kapısından falan kovdu beni. Ama hoşlandığını saklamak için yapıyor. Ben bunu hissedebiliyorum. Kızım, hoşlanmak kelimesinin sözlük anlamını biliyor musun sen? Neyse abi. Bu böyle beni kıskandırmak için böyle bir tane kızla böyle sevgili olmuşlar ama kızı bir gör. Kız böyle saçma, böyle mendebur bir tipi var. Böyle saçları düz, böyle dudaklarının içine çaka çaka falan konuşuyor böyle, bildin mi? Bilmedim. Bir de bir zevksiz giyiniyor, bir zevksiz giyiniyor. Sorma. Onu sormayayım da şunu sorayım. Sen bu programa Ramazan'la ilgili sorular mı sormaya geldin? Yoksa içini dökmeye mi geldin? Zira bu sorduğun şeyin Ramazan'la hiçbir alakası yok. Ama çocuğun adı Ramazan. Ya Ramazan'la doğrudan ilişkisi var. Teknik olarak doğru. O zaman sor bakalım, belki bir yardımımız dokunur. Şimdi abi, bunu ya bana bağlanması için bana bir büyü söylemen gerek. Kızım, Harry Potter mıyım ben ya? Manyak mısın ya? Bakın, büyü yapmak da yaptırmak da günahtır. Öyledir tabii ki. Hem benim anladığım bu Ramazan denen çocuğun sana karşı bir ilgisi yok. Bende öyle bir kanaat oluştu, bilmiyorum. Abi ben sabahtan beri ne anlatıyorum burada? Boşuna mı konuşuyorum? Beni kıskandırmak için nişanlandı diyorum çocuğum. Ramazan, yavrum ben bütün şansımı denedim. Evet. Son hanım kızım, belki de son umudumuz. Buyur bakalım. Hocam. Ramazan'da, iftarda, sığısıyla süzme mercimek çorbası, tereyağlı pilav, vulu köfte ve güllaç yedim. Üzerine de birazcık bastırılması için maydanoz suyu içtim. O sırada birazcık midem guruldadı. Dolayısıyla maydanoz suyu bana dokunuyor mu? Bir tek maydanoz suyu dokunmuyordur, emin ol. 6 konuk, 6 da 0. Bakın arkadaşlar,
Ramazan'a bir yeme içme festival muamelesi yapmayın lütfen. Bir paylaşma ayıdır. Aynı sofrada bir araya gelip bir arada olma ayıdır. Nefsimizi köreltip başkalarını anlama ayıdır. Eğer siz de bu minvalde olaya yaklaşıp düşünürseniz... Tam patladı! İftar saati! İftar saati! Hocam o ekmeği nereden alıyorsun, yarımı? Yarım ekmek içeride mi? İçeride verirler. Evet, muhterem seyirciler. İftarın son 1-2 saati tabii insan sağlıklı düşünemiyor. Biz Ramazan neşemizi bulamadık şimdilik. Siz bulun istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.